Haber neden bir içerik paylaşımı yapmak artık eskisi kadar bir şey olduğu için söylüyorum. Yani burada çok teknik derinliğe kendinizi, kepenginizi kapatmak gibi bir şey oldu. Yani web sitemizi 24 saat 7 gün. Bugün İsrail bu setüde bu programı düzenlemiş olmanın mutluluğu hissediyorum. Basın olması olmadığımızdır. Basını tabii ki burada kurumsal kapasitenin artırılması ve gelişmesi noktada teknik desteğimiz sadece basınımızda değil, tüm kamu kurumlarına, özel sektörlere, üniversitelerimize, yani burada kurumsal hafızası olabilecek tüm kurumlara bizim kapımız açık. Zaten temel kuralımız aslında bu kapasitenin artırılması, birlikte çalışma kültürü ve bu kültürü yaratırken de bir enerji yaratıp proje geliştirme tekniği oluşturuyoruz. Bunun devamında tabii ki değerli müdürüme ben çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı aktaran bir içerik oluşturma faaliyeti. İşte en basit bir trafik kazasının topluma dikkatine sunulmasından Türkiye'nin işte ne bileyim bölgemizle ilgili veyahut da daha büyük ölçekte kalkınma hamlelerinin topluma aktarılmasında basınımızın, gazetelerimizin ne denli önemli bir rol oynadığını izah etmeye lüzum yok. Bu rol biraz önce de izah edildiği gibi tanıtma filmimizde de gördünüz. Hakikaten bütün dünyada sadece ülkemizde değil, artık kağıt üzerinde değil, dijital ortam diye adlandırdığımız vasatta gerçekleştirilmeye başlandı. Yazılı basınımızın dönüşmesini kastediyoruz. Yani gazetecilik faaliyetinizi kağıt üzerinde değil, dijital ortamda yapacaksınız. Bu iki gündür aldığınız eğitimde de arada çok ciddi bir fark olmadığını herhalde idrak etmiş olmalısınız diye düşünüyorum. Gazetecilik mesleğinin yapılmasında gelişen şartlarda, günümüz şartlarında kendini güncellemesi açısından çok önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum bu eğitimin. Hem teknik anlamda gazetecilerin gelişmesi hem de gazetecilik sektörünün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi noktasındaki teknik destek programları İnşallah sizlere çok faydalı olacak. Ben birçok projede olduğu gibi gazeteciler konusunda da çok büyük destek sergileyen çok kıymetli büyüğüm, abim, DİKA Genel Sekreterimize çok çok teşekkür ediyorum.